herkes konuşmaya başlarken işte, altyapı çok önemlidir ama e, teorik olarak doğru konuşurken ama pratikte de böyle olmalıdır. Biz orayı daha da geliştireceğiz inşallah. Daha Galatasaray bunu alışkanlık haline getirecek inşallah. Kulübe çok da büyük katkıları olacak. E, o zaman buna layık bir çocuk gelişecektir. Allah yolunu açık etsin. Kendisine, ailesine teşekkür ediyoruz. İnşallah bunları çoğaltırız. Sevgili seyirciler, e, Fatih Hoca'nın konuşmaları böyle. Hepsini tek tek e, size vereceğiz, açıklayacağız. Hoca'nın özlemişti hareketlerini rica ediyorum, Hoca'nın tam detaylı konuşmasını Ertan. rica edeceğim. Yok ben hepsini şey yaptım, net bir konuşma var. Tamamıyla tamamıyla yönetimi gider yapıyor yani Hoca. Öyle mi e, gerçekten Sinan tab abi? Tabii tabii tab tab yönetimi taraftarın önüne attı. Bak ne diyorum. Ama yönetim musun? zaten, taraftarların önünde şey değil söyleyeyim mi? sana. Abdurrahim Albayrak temiz kalbinin bu akşam yani semeresini gördü diyelim. Yapmış olduğu iyiliklerin. Mustafa Cengiz falan <laughs> iyi adammış. ha yeni şey Bugün eğer Galatasaray puan kaybetseylerdi bu konuşma çok farklı olurdu Fatih Hoca'nın. Kazanınca çok güzeldir. Kazandığı zaman herkes mutlu. Kazanmadığı zaman biliyorsunuz neler olduğunu arkadaşlar ama kazandı mı çok iyi oluyor. Her şey güzel oluyor ama yönetime ağır sistem, yönetime ağır gönderme. Dediğim gibi konuşmanın başında yönetimin kucağına bomba yatmış vaziyette pimi çekilmiş. <laughs> ama Galatasaray ben inanıyorum ki iki gün, üç gün içinde oyuncu transferini yapacak. Yapmak zorunda. Evet. Yapamasa, belki kadrosu yeterli bile olsa bu ligde, belki sezon sonunda bu kadro şampiyon bile olacak olsa ama Galatasaray taraftarı kitlenmiş illa transferde transfer. Transferi transfer, transfer. Mutlaka Galatasaray'ın oyuncu alması lazım. Fatih Terim de süre verdi. Yönetime dedi ki, bak arkadaşlar, yani insanlar benim gibi anlıyorlar. Herkesin kafası var. 50 gram beyni falan vardır. anlıyordur herhalde, değil mi? Herkesin beyni var, zekası var, dinliyor. Diyor ki, o zaman hesap sorarsınız diyor. Ya, 50 gram beyniyle kimse bir şey yapamaz ya. Yani 150 gram olsun neyse ya. işte 50 gram. <laughs> 50 gram beyni de az azdır yani 50 gram. <laughs> Anladın mı? Yani anladınız mı? Yani şurada diyor ki o zaman hesap sorarsınız diyor. Bu ne demektir? Yola çık diyor. Hani onun için olacak. Hoca da biliyor olacağını. Hoca ufak bir gönderme yapıyor. Yani daha detayına fazla girmek istemiyorum. Fatih Hoca biraz yönetime fazla şey yapmış. Demin söyledim. Fatih Terim'le çalışmak hem çok güzeldir hem çok şanssızındır. Ama dezavantajları da vardır. Şampiyon olduğun zaman olma şansın fazla. Şampiyon başkan oluyorsun. Şampiyon yönetici oluyorsun. Ama hataya eksiye düştüğün zaman da hedef olma şansın fazladır. İşte Fatih Hoca, Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak falan hepsini hedef yapmıştır bu akşam. Ha, doğru mu yapmıştır? Kendine göre. Bilemem Galatasaray'ın iç bilemem. Galatasaray'da ne olur bile ama maalesef Fatih Terim bomba yattı. Ozan Kabak işte. Bu niye söylemene gerek yok ki? Yani ben Ozan Kabak'ın satılmasını ben Ozan Kabak'ın satılmasını istemiyordum. Satmayın dedim. Sat başka alternatif yani ben bu çocuğun da satılmasını istemiyorum. Ama hocam Ozan Kabak satılmasa sen belki santrafor alamayacaksın. Ozan Kabak. Yani Ozan Kabak satıldığı için şu an sen 14-15 milyon euro 14-15 milyon euro artıdasın. Yani UEFA kriterlerine göre harcama şansım var. Dolayısıyla bu transfer bu şekilde gerçekleşmesi senin menfaatine Ozan Kaban yerini dolduruyorsun. Bak İ bugün doldurdun. İ bomba gibi. 12'ye 11'e sattığın oyuncunun yerine 4.5'a bomba gibi bir tane sol ayaklı bomba bir stoper aldın. Mesela. Yani. Kaldı cebine. Buradan 7-8. Yani Rodriguez'den kaldı. Üstüne bir tane baba bir santrafor alırsın. Bu ligi de götürürsün. Görüntü o sevgili hocam. Görüntü o ama Galatasaray yönetimini hoca parçaladı bu akşam bıraktı kenara. Diyor ki hocam. E, 31 31'ine kadar sabır rica ediyorum. Tamam ondan sonra yapın diyor. Galatasaray muhakkak bir şeyler yapacaktır. <laughs> tamam. Ya bu arkadaşlar gelir cumartesi günü Alanya'da oynarlar. Haftaya bu saatlerde ee, işte, Alanya Deplasmanı'nı konuşacağız. Tet ediyor hocam. Bundan sonra öteleyeceği bir <laughs> zaman da yok. Şunu bilmeliler ki içinde bulunduğumuz zaman bulunduğumuz <laughs> durumu ben de tasip etmek e, etmiyorum ama Uğraşıyı görünce Ertem. bu kadar beklediler. 2-3 gün daha beklesinler. Kızma hakkı, eleştirme hakkı daha net olur. <laughs> ne? Doğru Sinan abi bravo çok iyi abi, teknik ya. direktör. Kızma hakkı, dünyada, eleştirme hakkı daha dünyada, net olur. yani mesela Mourinho, Abraham bu konuşmaları yapıyor falan. Sabahleyin Mourinho'yu çağırırlar, baba gel derler, Hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Buyur paranı da derler. Haydi güle güle veya... Guardiola falan filan. İşte ne o? Bekan Bauer falan. işte başkanı falan. Ne Ones mi onun başkanı? bay Neyse işte. Oles, o ne Ones falan. Oles. Neyse onlara. Gel baba buyur. Hadi bakalım. Guardiola Oles. güle güle falan. Yani bir teknik direktör. Bakıyorsun. Bu yönetim yaptı yaptı yapmazsa... Atı serbest diyor Ertem. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Çok güzel ama. Özlemişiz hocayı. Şahane. Fatih hocaya devam ha. edeceğiz. Şükran Eder birkaç gündür İtalya'daydı. Şu anda İtalya'da mı bilmiyorum. Bugün gördünüz mü arkadaşlar maçta? Ee, Yok. Onur. İzmir'e gitmişler. Maçta... İzmir'e gitmişler, ayrı gitmişler. İzmir'de gitmişler. miydi maçta bilmiyorum. İtalya'da Takımına olabilir. Gitmişler. Çünkü Fatih Hoca da e, konuşmasının sonunda diyor ki, Fatih Hoca da konuşmasında diyor ki basın toplantısında görevlendirdiğimiz yöneticiler arkadaşlarımız, daha doğrusu görevle, görevlendirdiğimiz scout ekibi ve arkadaşlar var. Yönetimimizle ilgileniyor diye diyor. E, görevlendirdiği arkadaşlardan bir tanesinin Şükran Hanedan olması e, muhtemel. İtalya'da e, Galatasaray Mattia Destro'nun peşinde deniliyor, ilgileniyormuş. İtalya'dan gelen çok önemli bir isimden gelen bir abi. Bunu söyler misin? 4-5 tane Temaslı olduğu oyuncu var Galatasaray'ın A, B, C, D, E gidiyor evet, evet. Mesela Snyder dördüncü alternatifti biliyor musun Fatih Terim'in? Hı hı. Üçüncü veya dördüncü alternatif Ertemciğim. Şükran Edar da İzmir'deymiş. Hepsinde var. İzmir'e gittiler onlar. Ayrı Şükran gittiler. İzmir'deymiş. Gittir. Evet. Ayrı gittiler maçtan. Onun için kesinlikle iyi olmuş öyle dediğim. Benim yeğenim var Sinan Engin. Bu amca diyor Allah rızası için bir selam yollasın diyor. Ertem yollasın. Sinan yeğenim. Amcım, Sinan Engin. Yeğenin Sinan çok çok Engin. Yalova'ya Yalova ya. selamlar. Yalova'da. Yalova'ya tanışmıştık Sinan'la. Sinan, Sinan Allah amcım, rızası için diyorsun, diyorsun oğlum. Çok sevgiler. Canım kardeşim benim. Canım kardeşim benim, benim seni seviyorum. Yeğenim. Çok öpüyorum Sinancım. Seni seviyorum Sinan Engin. Gözlerinden öpüyorum, yanaklarından öpüyorum Sinan Engin.